Merhaba arkadaşlar. Açısal Momentum kazanım 3 testiyle birlikteyiz. Birinci sorudan başlıyoruz. O noktası etrafında düzgün çembersel hareket yapan x cisminin çizgisel momentum vardır. Zaten çizgisel momentumu biz nasıl buluyoruz? M çarpı yani kütle çarpı hız olarak ve kütlesi de var, hız da var. Yani çizgisel momentum vardır. Açısal momentum vardır. Dönme hareketi yaptığından dolayı ne olacaktır? Çizgisel momentumun torkuna biz açısal momentum diyorduk ve açısal momentum da vardır. Çizgisel momentumun yönü değişmez diyor. Hayır, mesela tam bu üst noktaya geldiğinde ve hızımızın yönü bu tarafa doğru. İlk başta artı y yönündeyken burada ne olacaktır? Hız da aynı yönde çizgisel momentumun yönü. Eksi x yönüne doğru gelecektir. Yani çizgisel momentumun yönü değişiyor. Açısal momentumun yönü değişmez. Evet, doğru. Çünkü dört parmağımız dönme yönü. Dönme yönü değişmediği için baş parmağımız da dışarıyı gösteriyor. Yani bizi gösteriyor. Açısal momentumun yönü de değişmeyecek. Cevabımız 1, 2 ve 4 olarak gelecektir. Şekildeki gibi 2L, L ve 2L uzunluğundaki ipler uçlarının sırasıyla 2M, 2M ve 2M kütleli cisimler bağlanıp yatay düzlemde V, V ve 2V hızlarıyla düzgün çembersel hareket yaptırılıyormuş. Cisimlerin açısal momentumları L1, L2, L3 olduğuna göre bunların büyüklükleri arasındaki ilişki nedir? Biz açısal momentumu M çarpı V çarpı yarıçapımız R'den buluyoruz. Peki L1'e baktığımız zaman kütlemiz M, hızımızın büyüklüğü V çarpı yarıçapımız da 2L uzunluğunda. Peki L2'ye baktığımız zaman kütlemiz 2M, hızımızın büyüklüğü ve yarıçapımız L uzunluğunda. Peki L3'e baktığımız zaman ne olacaktır? Bakıyorum ben L3'e. Şimdi kütlemiz 2M, sonrasında hızımız 2V, yarıçapımız da 2L büyüklüğünde. Ne geliyor buradan? L3'ümüz yani en büyük gelecek, sonra L2 ve L1 birbirine eşittir. Bir sporcu kalın bir ipin ucuna bağlı metal topu sabit eksen etrafında çembersel yörüngede hızlandırarak döndürmektedir demiş. Buna göre niceliklerinden hangileri zamanla artar demiş. Kinetik enerjisi. Zaten burada kinetik enerjisi hızlandırarak döndüğü için açısal hızı ve çizgisel hızı da değiştiği için arttığı için ne olacaktır? Kinetik enerjisi artacaktır. Açısal momentumu M çarpı V çarpı R'den buluyoruz. Yani R değişmiyor. Burada kütle de değişmiyor. Fakat hızımız arttığı için hızlandırarak döndürüyoruz. Açısal momentum da değişecektir. Peki periyodu ne olur? Bir tam turundaki geçen süre daha hızlı gittiği için ne olacaktır? Periyodu azalacaktır. Bir tam turu daha kısa bir sürede gerçekleşecektir. Cevabımız nedir? 1 ve 2. Dördüncü sorumuz, kütlesi 4 kilogram olan cisim O noktası etrafında 3 bölü 2 radyan bölü saniye açısal hızda 2 metre uzunluğundaki ip yardımıyla sayfa düzleminde düzgün çembersel hareket yapmaktaymış. Yani 2 metrede yarıçapımız varmış bizim. Buna göre cismin açısal momentumu hangi yönde ve kaç kilogram metre bölü saniye karedir? Şimdi biz çizgisel hızımız, açısal hızımız çarpı yarıçapımızdır. Açısal hızımız 3 bölü 2 vermiş. Yarıçapımız da 2, zaten çizgisel hızımız ne gelecektir? 3 metre bölü saniye olarak gelecek. Peki biz açısal momentumu nasıl buluyoruz? Kütle çarpı hız çarpı yarıçap. Şimdi kütlemiz neymiş? 4 kilogram. Çizgisel hızımız 3 çarpı nedir? Yarıçapımız da 2 olarak biliyoruz. Zaten buradan ne gelecek? 24 kilogram metre kare bölü saniye olarak gelecek. Şimdi burada dönme yönümüze göre baktığımız zaman şu şekilde dönüyor sonuçta. Dört parmağım dönme yönü, baş parmağım ise açısal momentumun yönünü verecek. Yani sayfa düzleminden dışarıya doğrudur. Beşinci soru. Bir buz pistinde kendi ekseni etrafında dönen dansçıların kollarını açtığında yavaşladığı görülür. Buna göre dansçılar kollarını açtıklarında yargılarından hangileri doğru olur? Şimdi burada I çarpı omega yani açısal tork çarpı açısal hızımız, açısal momentumumuz da burada ne olacaktır? Kollarını açtığında yarıçap arttığı için eylemsizlik torkumuz m karedir. R'miz arttığı için I ne olacaktır? Artacaktır. Dışarıdan bir etki olmadığı için açısal momentum korunur. Açısal momentumu korunuyor arkadaşlar. Ve burada ne olacak? Bu korunduğu için açısal hızımızın azalması gerekiyor. Yani ne oluyor o zaman? Açısal momentumlar artmıyor. Cevabımız 1 ve 2 olarak geliyor. Altıncı sorumuz. Belli bir O noktası etrafında dönmekte olan cismin açısal momentum, momentum grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre grafiğin eğimi neyi verir demiş bize. Açısal momentum, momentum grafiği. Yani L bölü P'yi istiyor bizden. M çarpı V çarpı R. Diğer nedir? M çarpı V'dir. Bunlar gidiyor zaten. O zaman eğim neyi verecektir? Tanjant alfa bize sadece R yarıçapı verecektir. Şimdi burada ise noktasal KLM cisimleri X, Y, Z koordinat sistemlerinde X, Y, Y, Z ve X, Z düzlemlerinde ok yönlerinde şekilde iki gibi dönmektedir diyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş bize. Şimdi K'nin açısal momentumu X, Z yönündedir. Şimdi dört parmağımız dönme yönünde, baş parmağımız ise içeriği gösteriyor. İçeri dediğimiz nedir? Bizim zaten eksi Z'dir. Yani birinci öncülümüz doğrudur. L'nin açısal momentumu artı x yönündedir. Dört parmağım ben y, z düzleminde aldığım zaman baş parmağım eksi x yönünü gösteriyor. Yani bu şekilde dönerken bu tarafa doğru bir açısal momentum yönü vardır. Yani bu yanlıştır. M'nin açısal momentumu yani bu şekilde dönerken ne olacak? Dört parmağım dönme yönünü yani x, z düzleminde alacaksın. Baş parmağım yukarıyı gösteriyor. Yukarıyı gösterdiği için ne olacak? Yukarı nedir bizde? Artı y yönündedir. Yani bu da doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 olarak gelecektir. 8. sorumuz, sürtünmesiz yatay düzlem üzerinde düzgün çembersel hareket yapan bir cisme ait. Şimdi niceliklerinden hangileri değişkendir? Merkezcil iğme vektörü. Zaten düzgün çembersel hareket yapan cisim de şu şekilde bir şey çizelim biz. Şimdi düzgün çembersel hareket yapıyor cismimiz. Mesela bu noktadan geçtiğinde hızımız ve bu noktadan geçtiğinde hızımız ve şöyle bir O noktası olsun. O noktası etrafında. Şimdi burada merkezci iğmemizin yönü ne tarafa doğrudur? İçeriye doğrudur. Burada da içeriye doğru. Bakın yönü sürekli değişiyor. Değişkendir. Çizgisel momentumun büyüklüğü. Büyüklüğünden bahsetmiş bize. Yani yönü değişiyor ama zaten sonuçta M çarpı V kütle değişmiyor. Hız değişmiyor. O zaman ne olacaktır? P çizgisel hız momentumumuzun büyüklüğü de değişmeyecektir. Açısal momentum vektörü zaten aynı yönde döndüğü için dört parmağım dönme yönü, baş parmağım sürekli dışarıyı gösteriyor. Yani beni gösteriyor. Ondan dolayı bunun açısal momentum vektörünün yönü değişmez. Yalnız nedir? Birdir. Devam ediyoruz. 9. sorumuzda. Sürtünmesiz yatay düzlemde düzgün çembersel hareket yapan cisim için vektörlerinden hangileri birbirine diktir? Şimdi bakalım biz bir tane çizelim burada. Mesela düzgün çembersel hareket yapan bir cismimiz var bizim. Şimdi açısal hız ve konum vektörü. Açısal hızımız ya da konum vektörümüz nedir? Konum vektörümüz O noktasından buraya. Şöyle V hız vektörümüz olsun bu. Konum vektörüdür O noktasına göre X konum vektörü. Şimdi arkadaşlar buradan geçerken cismimizin dört parmağımız dönme yönü, baş parmağımız dışarıyı gösteriyor. Yani dışarıya doğru bir açısal hız vektörümüz vardır. Ve bu X ile omega nedir? Birbirine diktir, doğrudur. Açısal momentum ve merkezcil kuvvet. Yani merkezcil kuvvet ne tarafa doğrudur? İçeriye doğru olan net kuvvet. F merkezcil, Fm. Burada açısal momentum da aynı şekilde dört parmağım dönme yönü, baş parmağım dışarıyı gösterecektir. Yani açısal momentumumuz şöyle dışarıyı, L açısal hız da aynı yönde ve aynı birbirine diktir zaten. Açısal momentum ve açısal hız. Açısal momentum, L açısal hızımız, omega birbirleriyle aynı yöndedir. Yani aynı doğrultudadır. Bunlar birbirine dik değildir. Cevabımız bundan dolayı 1 ve 2 olarak gelecektir. 10. sorumuz, yatay ve sürtünmesiz düzlemde hareket etmekte olan X, Z cisimler şekilde konudan geçerken çizgisel momentumları Px, Py, Pz'dir. Cisimlerin O noktasından geçen eksen etrafına göre açısal momentumları Lx, Ly ve Lz arasındaki büyüklük ilişkisi nedir? Büyüklüğünü soruyor bizden. Şimdi buraya P diyelim. Burası da 2P olur. Bileşenlerin ayrıldığında burada P olur. Şunun bir önemi yoktur zaten. Şimdi burada ise dik bileşen olarak alayım isterseniz şu şekilde. Yani burası P kök 2 olarak gelecek. Burada kök 2 ve kök 2 bölü 2'den 3 kök 2 bölü 2 olarak gelecektir uzaklığımız. Şimdi L değerimiz M çarpı V çarpı R'ydi. Yani uzaklığımız. Yani L değerimiz o zaman P çarpı açısal momentumdur. M çarpı V R olarak gelecek. Şimdi X için baktığım zaman DX değerimiz 2P çarpı dönme noktasının olan uzaklığım şurasıdır. 2D diyelim mesela. Peki Y'ye baktığım zaman P çarpı dönme noktasının olan uzaklığım şuradaki uzaklıktır. P çarpı D'dir. Peki Z'ye baktığım zaman P kök 2 çarpı
3 kök 2 bölü 2 D'dir. Zaten bunlar, şunlar gidiyor zaten. Ne geliyor? 3 PD olarak geliyor. Yani burada baktığımız zaman LX en büyük. Sonra LZ geliyor. Sonra ise ne gelecektir? LY olarak gelecektir.